Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. And I saw it. Everyone had gone. İnsan yaşamayacak bir bölge haline gelmiştir. And it was like a ghost town. Varoşa civar demek, 1878'den evvel özellikle de 1571'den sonra Türkler adayı aldıktan sonra Magosa'daki bütün yerleşim merkezi kale içindeydi. Ve Rumların evleri de bir miktar evleri de işte Alasya bölgesi ve diğer bölgeler de kale dışındaydı. Rumlar daha fazla bu şehrin güneyinde küçük küçük kümelenmeye başladılar. Bunların tümüne de Varoşa deniyordu o dönemde yerel lisanda. Varoşa zaten Rumca bir kelime ve oradan kaynaklanmakta. Yani şehrin dışı manasında. Varoşa before 1974 was very much the playground of the island. It had a lot of hotels on it and rich people would come there, tourists would come there and it had wonderful beaches and it was very much the Greek controlled pleasure part of the island, and the hotel trade brought in a lot of money into Cyprus. Plajının yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda olması, oralarda eğlence yerlerinin, restoranların konuşlanmış olmasından dolayı bana göre cazibe merkezlerinden bir tanesiydi. Girne'den çok daha faal, çok daha tercih edilen bir yerdi. Maraş'ı gördüğümüzde öyle bir canlılık, bir parlaklık, bir hareket olan bir şehirdi Maraş. Bizim bölgemizde sadece bir kahvehane vardı. Kahvehaneye de gidip kağıt oynamaktan başka veya tavla oynamaktan başka bir şey yoktu. Bütün meyhaneler kale içindeydi. Gelen gemilerden çıkan personel işte sıcak bir yemek, biraz da içki içmek için kale içindeki meyhanelere giderdi. Ama gemilerde çalışan Türkler kale içinde kalırken Rumlar da Maraş'ta kalıyorlardı. Ve bütün akan para genelde Rum yönetimi olduğu için her 4-5 çalışandan bir tanesi Türktü.
geri kalan para doğrudan Rum tarafına akıyordu. Bu nedenle de orası çok daha refah düzeyi çok daha yüksekti. Larnaca'ya, Limassol'a, Bafa, Girne'ye kıyaslan, güzel yurta kıyaslan. In Cyprus. About five of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Girne'de, merkezi Boğaz'da ve Girne'de olan Türk ordusunun bir kolu batıya, güzel yurta gitti. Bir kolu Magosa'ya geldi, bir kolu da Karpaz'a doğru gitti. Zaten 16 Ağustos'ta Karpaz'a giden birliğin rehberi bendim. 15 Ağustos'ta buraya gelen birliğe de Maraş içinde rehberlik ettim. Maraş'ı çok iyi bildiğim için, çok iyi bilmem nedeniyle, sokak sokak, ev ev bilmem nedeniyle. Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKA'cılar bazı Türk köylerini esir alıp Birleşmiş Milletler'in bulunmasına rağmen bütün erkekleri katletmeleri, silahsız insanları katletmeleri nedeniyle ordu Magosa'ya doğru gelirken 15 Temmuz'da Rumlar, Türkler de bizi katledecek düşüncesiyle şehri terk ettiler. Tamamen boşalttılar ve biz askerle Magosa'da, bu surlarda kucaklaştıktan sonra bir tek silah atmadan, bir tek kurşun atmadan, bir tek kurşun sıkmadan Maraş'ın tümüne sahip olduk. Ve Derinya yolu üzerinden konvoylar halinde Rumlar terk ettiler Maraş'ı. So when Turkey intervened on the 20th of July 1974, the Greek Cypriots in Varosha were fleeing from the advancing Turks as they came in, particularly in August on the second phase of the Turkish breakout. So many Greeks fled, leaving a lot of their possessions behind in the Turkish controlled zone. Haftada bir veya iki defa Maraş'ta Rum sinemalarına gidiyorduk. Orada vakit geçiriyorduk. Maraş'ta o zaman Türk tatlıcı vardı. Efendim bisiklet, motosiklet falan satan adam vardı. Yani birkaç Türk dükkanı da vardı Maraş'ta. Alışverişimizi genellikle onlardan yapıyorduk. Yani Mausa'nın içerisinde böyle gençler için vakit geçirecek kahve dışında hiçbir şey yoktu. 3 veya 4 tane sineması vardı. Sanırım dörtlü sineması. Bunların en büyükleri Elhamra sinemasıydı. Well, I was here in 1974 and I subsequently took over as the intelligence officer for the United Nations force here. Of course, it wasn't called the intelligence officer, it's called Operations Information. But effectively, that's what I was. So I traveled to Varosha, Maraş, many times. I've got two strong memories of Varosha, looking back to 1974 to 76, when I was here in Cyprus then. The first memory is the fact that it was like a town after an atomic war. Parts of it had been bombed, and for example, there was one hotel that had been hit by a bomb and it had collapsed, boom, 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 and was just a pile of rubble. So it looked like, with the trees growing through the pavement,
the wrecked windows, nobody, just the occasional cat. It was like a ghost town. And if you wanted a set for Hiroshima, it would be a very good set to make a film about a bombed city, because that's what it looked like. Lise tahsilini yaparken Maraş'a, Rum kesimine gidiyorduk. 58 olaylarında oraya gidiyorduk. Gençlik Maraş'ta olan bir İngiliz okulu, Şagalli diye bilinen bir İngiliz okulunda lise tahsilini yapıyordu. Ve orada Rumlarla beraber çeşitli etkinlikleri de yapıyorlardı. Güreş takımlarında karşılıklı güreş tutuşuyorlardı, futbol oynuyorlardı. Yani o zaman 58'e kadar İyi bir temasları vardı, yani evi değil de yan yana yaşayacak bilecek durumdaydık. My second memory is of the change between 1974 and 1976, because a lot of people took a lot of things out of Varosha. For example, I was approached in Limassol in 1975 by a Greek Cypriot who offered me £1,000 as a United Nations officer if I would go into Varosha, go to his apartment. He promised me if I went to a secret cupboard behind a bookcase, there I would find thousands and thousands of dollars worth of diamonds. Would I bring them to him? I said, no, I'm a UN officer. And he then threatened me. He said, if you don't help us, remember what happened to one of your predecessors in the UN, a British intelligence officer who was shot and killed, murdered by the Greeks long after the Eoka thing was over. That's a very strong memory, obviously. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunda Maraş'ın bütünlüklü çözümün bir parçası olduğu yazmaktadır. Avrupa Birliği açıklamalarında, komisyon açıklamalarında da aynı cümleler yer almakta. Yani Kıbrıs sorunu çözülecek, Maraş ondan sonra görüşülecek. Bütün halkın da beklentisi iki liderin anlaşıp her tarafın hani Türklere zarar vermeyecek bir anlaşma şekliyle bir anlaşmaya gidip ama o eski canlılığın Mausa'ya da gelmesi. There's a very good question about exactly who owns the land on Varosha or Maraş. And the question's a tricky one because originally the land was Evkaf land, charitable land under the Ottomans. But when the British took over in 1925 and it became a British Crown colony, the British thought they owned all the land, and so over the years they sold off the land mainly to Greek entrepreneurs, businessmen. But the actual title of the land belongs to Evkaf, to Ottoman Turkish charitable foundations. The problem for Varosha today, Maraş today, is a very complicated one. And the reason it's complicated is because there are two conflicting claims to the ownership of the land.
This isn't helped by the fact that the land is being used and the empty hotels are being used by Turkey and by the Turkish Cypriots as a bargaining chip in their negotiations with the Greek Cypriots. And so I think it will take a lot of lawyers, a lot of time to sort out who actually owns the land at Varosha and who gets compensation and at the end of the day whether the other side will ever get it back. But Turkey holds all the cards.